Merhabalar, Gerçek Ekonomi programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Normalde her pazar Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le biliyorsunuz bu programda karşınızda oluyoruz ama şu son iki haftadır biraz olağanüstü gündem açıkçası bizim programımızın saatini de etkiledi ne yazık ki. Ülkede sıcak gelişmeler oluyor. Haliyle yayıncılık da aslında bunu gerektiriyor. Çünkü yeni bir pozisyon almamız gerekiyor. Malum Sedat Peker gündemi var. Malum anlattıkları adeta bir kanalizasyonun patlaması gibi. Haliyle de gündemi bunlar değiştirdi. Pazar günleri yeni videolar yayınlıyor. Bunun tabii analizleri oluyor. Bunun sıcak gelişmeleri oluyor. Derken hafta içi farklı sıcak başlıklar yaşanıyor. Mesela döviz rekorlar kırıyor. Bunu atlamadan anında Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le de karşınızda olmaya gayret gösteriyoruz. Yine öyle bir gündem var ve İbrahim Hoca'yla her zaman olduğu gibi konuşacağız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Turan Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hocam Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'de tam bir yıl sonra canlı programa konuk oldu. Şimdi biraz sonra açacağız ama acayip şeyler söyledi. Hatta yani şurası benim çok ilgimi çekti. Ben ekonomistim dedi. Ben orada bitmişim zaten. Yani programı daha fazla seyredemedim. Ben bittiysem siz ne yaptınız onu bilmiyorum. Yani sizin mesleği de elinizden aldı. Nedenli bir ekonomist olduğu da ortada. Ülkedeki ekonomik tablo da ortada. Biraz sonra rakamlarla bakarız. Ama hocam Perşembe günü belki de en güzel manşeti siz de belki görmüşsünüz. Ben Bir Gün gazetesinde gördüm. Şöyle bir başlık atmış. Konuştukça ülke batıyor demiş hocam. İsterseniz önce öyle başlayalım. Açıkçası bazı haftalar modum düşüyor. Konuşmak istemiyorum. Kapanmak istiyorum. Konuşursam da çığlık atmak istiyorum. Çünkü modern cumhuriyetin son çığlıkları artık duyulmaz hale geldi. Bir ülkenin üzerinde güneş batıyor. Bir ülkenin vadilerine derin bir karanlık çöküyor. Ve bu ülkeye sahip çıkacak bir irade ortalıkta gözükmüyor. Türk halkı uyuyor, uyutulmuş, korkutulmuş, sindirilmiş. Kurtuluş Savaşı'yla kazandığı ve kurduğu yeni bir cumhuriyet maalesef Orta Doğu'nun bataklıklarında Recep Tayyip Erdoğan'ın ellerinde yok edilmektedir. Bir aydın çığlığıyla haykırıyorum. 1930'larda militarizme ve faşizme teslim olmuş Japonya'da bu manzaralar seyrediliyordu. Ülke kontrolden çıkmıştı, ağzını açan iş adamları öldürülüyordu, ağzını açan siyasetçiler sokak ortasında ensesinden vuruluyordu ve Japon aydınları "Ey anne Japonya, nereye götürülüyorsun? Ve götürüldüğün yere engel olamıyoruz" diye çılgatıyorlardı. Ve oraya götürüldü, durduramadılar. Ta ki Japonların kanındaki ırkçılık ve milliyetçilik zehiri akıtılsın ve Japonya yenilgiyle, o utançla tanışsın ve insanlığın anladığı bir modern devleti ve değerleri içine sindirsin diye. Japon halkı Amerikan işgaline ve Amerikan atom bombasına bir gün müteşekkir olacağını düşünemezdi. Çünkü kendi işgalcilerinden ancak böyle kurtuldu, ancak böyle modern bir devlet oldu ve ancak böyle dünyanın onurlu, haysiyetli, zengin, insan haklarını önemseyen bir ulusunu, bir modern devletini yaratabildiler. Türkiye sahipsiz. Türkiye içeride yıkıldıkça Recep Tayyip Erdoğan yine yedi düvel bize saldırıyor, ülkemizi savunuyoruz, değerlerimizi savunuyoruz, birliğimizi sağlıyoruz, dirliğimizi savunuyoruz diyor. Vallahi yalan söylüyor, billahi yalan söylüyor, tallahi yalan söylüyor. Bir yüreğinden konuşan bir aydın olarak, dünyanın ve ülkenin gittiği yeri gören bir aydın olarak Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci damat Ferit Paşa'sıdır. Allah diyerek satıyor. Ezan diyerek satıyor. Bayrak diyerek satıyor. Kutsal diyerek satıyor. Parsel parsel satıyor. Kurum kurum satıyor. Dinini satıyor. Milliyetini satıyor. Kutsalını satıyor. Kardeşliğini satıyor. Barışını satıyor.
Ve Türk milleti bunu görse bile susuyor. Daha başka nasıl feryat edebilirim? Ülkeniz kalmıyor elinizde. Ve bakın Turan Bey, son konuşmasında insanlar korkudan sadece şu kısmını gündeme taşıyabildiler. TRT'deki programda dedi ki, Merkez Bankası Başkanım'la konuştum. Bakın yasak. Yasak. Merkez Bankası Başkanım'la konuşamaz. Ona telkinde bulunamazsın. Baskıda bulunamazsın. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini hükümet olarak birlikte belirlersiniz. Enflasyon hedefini tutturmasını Merkez Bankası kendisi baskı ve telkin altında kalmadan kendisi bilimsel yöntemlerle bağımsız olarak sağlaması gerekir. Ama burayı geçtik. Burası çok geride kaldı artık. Bu köprüler çoktan yıkıldı gitti. Şimdi çok rahatlıkla Merkez Bankası Başkanım'la görüştüm, talimatı verdim, faiz oranlarını düşürmek zorundadır dedi. Bir şey daha dedi, Temmuz-Ağustos gibi enflasyon oranları da düşmek zorunda ki faizler de düşsün diye ikinci bir talimat daha verdiğini ortaya koydu. TÜİ'ye de talimat vermiş meğerse. Ha, TÜİ'ye demiş ki sen politbüro istatistiklerini yayınlayacaksın ki sen benim yaptığım zamlara rağmen, dövizdeki fırlamaya rağmen, ithalat fiyatlarındaki fırlamaya rağmen, kredi mekanizmasıyla patlatılmış tüketime rağmen, konut patlamasına rağmen, bütün petrol fiyatlarındaki zamlara rağmen, doğalgaz fiyatlarındaki zamlara rağmen, kışkırtılmış korkunç bir enflasyon zaten var. Sen bunlara takılmayacaksın. Benim sana telkin yaptığım gibi enflasyonu düşük göstereceksin talimatı vermişti üye. Nitekim oraya daha sonra geleceğiz. Mayıs ayının enflasyon rakamlarını TÜİK aynen politbüro şefi Erdoğan'ın söylediği gibi düşük göstermeye çalıştı. Peki döviz cephesi, piyasalar buna tepki verdi mi? Nasıl verdi? Biraz sonra onu da konuşacağız. Türkiye %7 civarında büyüdüğü iddiasıyla bir istatistik açıkladı. Piyasalar buna nasıl tepki verdi? İnandı mı? Biraz sonra konuşacağız. Ama esas konu şu değil artık. Yani herkes diyor ki aha yine Merkez Bankası Başkanı'na talimat verdim diyor. Enflasyonu düşüreceksiniz talimatı verdim. Faizi düşüreceksiniz talimatı verdim. Bence bunun haber değeri kalmadı artık. Esas haber değeri kalan şeyi Erdoğan TRT'de açıkladı. Erdoğan iki şey dedi. Aylardır Moonstar TV'deki programlarımda, her programımda ciğerimden kalbime kan çekerek diye bir şairin ifade ettiği gibi, kendimi parçalayarak farkındalık yaratmaya çalıştığım gibi, nihayet Erdoğan pervasızca o aylardır iddia ettiğim yok hocam bu kadarı da olmaz dedikleri şeyi nihayet itiraf etti. Ve dedi ki densizler, arsızlar, edepsizler kalkmışlar bana 128 milyar dolar nerededir diye soruyorlar. Arsızlar, edepsizler kalkmışlar bana başında bulunduğum varlık fonunun tüm kurumların kasalarını boşaltılarak neden 60 milyar TL zarar ettiğini edepsizler soruyor. Ne demiştik Turan Bey? Recep Tayyip Erdoğan hasta, psikopat, ağır bir psikopat. Tıbbi anlamda söylüyorum. Ağır tedaviye ihtiyacı olan ağır bir psikopat kendini tanrı zannetmektedir ve bunun tatminini bir millet üzerinde tepine tepine göstermektedir. Diyor ki sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun? Sen dediği Türk milleti, sen dediği seçmen, sen dediği kamuoyu, %30 işsizlik altında ezilene sen diye hitap ediyor. Alternatif hesaplara göre %35 enflasyon altında inim inim inleyen halkına dönüp sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun diyor. Ve diyor ki ben ekonomistim. Gereğini ya. Bakın şey de dedi değil mi Turan Bey? İşsizlik fonunda toplanan paralar nereye gitti diye sorulduğunda, deprem fonunda toplanan paralar nereye gittiğini sorulduğunda da aynı şeyi demişti değil mi? Hep açıklamayacağız.
Hesap vermeyeceğiz. Harcanması gereken yere harcamışızdır. Kapatın çenenizi dedi. Milletine döndü. Ne oldu milletimiz? Mübarek millet ne oldu? Aziz millet ne oldu? Millet iradesi ne oldu? Darbe başka nasıl yapılabilir? Ve tabii ki devamında da adını koydu. Dedi ki, bakın önce sistemi değiştirdi. Dedi ki, kuvvetler ayrılığını bitiriyoruz. Anayasa Mahkemesi'ni kapatmak istediklerini zaten deklar ettiler. Cumhuriyet savcılıklarını yeni bir merkezi otoriteye bağlayarak Cumhuriyet savcılıklarının başlatacağı davaları kabul ya da red diye bir otorite oluşturmaya sürecine geçtiler. Dolayısıyla bir rejimi yok ederek tek adam rejimi haline getirdi ve şimdi rejimin tabutuna son çiviyi çakmak üzere dedi ki bu çok partili sistemle biz ayakta kalamayız. Türkiye çok partili sistemle yoluna devam edemez. Nereye geçeceğiz? Suriye'de kardeşi Esad'ın, Azerbaycan'da kardeşi neydi o Azerbaycan'dakinin adı? Aliyev. Aliyev'in yaptığı gibi hatırlayın, yardımcılarını, bakanlarını toplayıp yanına oturduğu karısını bir gün sırıta sırıta size sürprizim var bugün, yengenizi yardımcım yaptı dediğinde orada oturan bakanların bu duruma uyum sağlamak için geçmesi gereken zaman süresi 5 saniyeydi. 5 saniyede şoku atlatıp hepsi ayağa kalkıp o koca popolarını ve koca haramzade göbeklerini sallaya sallaya, sarsıla sarsıla, hoplaya zıplaya onu alkışladılar ayakta. Utanmaz mısın dünyadan? Arlanmaz mısın dünyadan? Medeni dünya sana bakınca aynada ne görüyor diye hiç mi bakmazsın be? Ve Erdoğan tek parti rejimine doğru. Hatırlar mısınız Turan Bey? Bir meşhur Recep Peker diye bir kişi vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Recep Peker 1950'de vefat etmiş bir eski asker. Tabii ki Atatürk'ün çalışma arkadaşlarının birçoğu haklı olarak ordudan gelme kişilerdi. Recep Peker de bunlardan biriydi. Recep Peker aklımda kaldığı kadarıyla 1931 ile 1936 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreterliğini yapmıştı. Bir ara 2. Dünya Savaşı'nın bitiminin hemen akabinde de 1946 ile 1947 arasında da bir süre başbakanlık yapmış birisiydi. Ben bu programda Recep Peker'e özel bir gönderme yapmak için söylemiyorum ama denk düştü. Yani tek parti rejiminin genel sekreteri ve tek parti rejiminin son başbakanlığı olarak alalım onu. Şimdi bugün Türkiye'nin artık bir yeni bir Recep Peker'i var. Recep Peker'in Recep'i bildiğimiz bizim Recep'ten geliyor. Peker'i de Sedat Peker'den geliyor. Böylece mafyayla birleştirdiğin zaman Recep Peker bak abisine Recep abi konuşmuyorum anlaşabiliriz diye mesajını veriyor değil mi? Yalvarıyor. Bana sahip çık. Beni vurdurtma. Beni takip ettirtme. Ben de susayım. Suçları birlikte işledik. Ve Türk milleti kendi polis evlatlarının, kendi yargıçlarının, kendi hakim ve savcılarının, kendi emniyetinin, kendi jandarmasının suç üstü uluslararası silah kaçakçılığı yapanları, Erdoğan'ın çetelerini yakalayan bu vatan evladına bu millet terörist dedi. Çünkü Erdoğan öyle dedi. Onlar da kabul etti bunu. Şimdi bir suç örgütü liderinden Recep Peker'in yaptığı suçları deşifre edip öğrenmesi için her hafta internetin başına koşan bir Türk milleti var elimizde. Türk milleti ağaç kabuğu yiyecek. Türk milleti korku tanrısını ve mide tanrısının putunu masasına koyup sonunda yiyecek. Çünkü aydınlarına sırtını döndü. Çünkü alimlerine sırtını döndü. Çünkü bilenlerine sırtını döndü. Çünkü verilere, gerçeklere sırtını döndü. İnkar etti, bir tecvitli Kur'an'a tanrılarını sattılar. Kutsallarını sattılar ve Recep Tayyip Erdoğan ülkesini gömmek üzere son hamlelere başlatmış durumdadır. Türkiye'nin
Türk halkının bugün sokaklara çıkması gerekiyor. Türk halkının sivil direniş başlatması gerekiyor. Türkiye'yi kurtaracak bir muhalefet kalmamıştır. Türkiye'de zira seçimle değiştirilebilecek bir iktidar kalmamıştır. Top Türk halkındadır. Türk halkı köleleşecek mi? Bu ülkeyi Erdoğan'a mülk olarak, kendisini de Erdoğan'a mal olarak, köle olarak, teba olarak teslim edecek mi, etmeyecek mi? Top Türk milletinin elindedir ve öyle gözüküyor ki Recep Tayyip Erdoğan, Sedat Peker gibi ulan bana bu sorular sorulur mu? Siz kim oluyorsunuz da haddinizi aşıyorsunuz? Ülke benim, mülk benim. Beğenmiyorsanız mülkümü terk edin diyen firavunlaşmanın son aşamasına gelmiştir. Ve şu cümleleri kurduğu için Turan Bey, altını çizerek ve tarihe not olarak bırakalım, elimden başka bir şey gelmez. O Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Atatürk'ün emanet ettiği milletin iradesinin tecelligahı olan Büyük Millet Meclisi'nde bir tane AK Partili çıkıp istifa etmiyor. Biz bunu kabul etmiyoruz, biz böyle gelmedik demiyor. Ben bu oyunda daha fazla yokum demiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP'nin ve İyi Parti'nin adayını onaylayacağını ve adil bir seçim yapılarak rejimi kurtaracaklarını zannediyorlar. Çok beklersiniz. Türk halkınındır. Türk milletinin tersanelerine girilmiştir. Orduları dağıtılmıştır. Orduları dağıtılmıştır. Türkiye'nin en kıdemli subayları binlercesi dağıtılmıştır Erdoğan rejimine muhalefet etme iradesi kalanlar. Türkiye'nin üniversiteleri dağıtılmıştır on binlerce akademisyene atılarak. Türkiye'nin yargısı dağıtılmış, saraya bağlanmıştır. Türkiye'nin emniyeti dağıtılmış, başına da Sadat'ın eğittiği silahlandırılmış bekçi teşkilatıyla kontrol altına alınmıştır. Türk milletinin konuşup konuşmayacağını çok merak ediyorum. Çünkü Türk milleti son konuşma hakkını kullanacak ya da kullanmayacak. Şöyle söyleyelim Turan Bey, tek parti dönemini nasıl tarif ederdik? Açık rey, gizli sayım, değil mi? Suriye'de olduğu gibi açıktan göstermen lazım. Kime reyini verdiğini, mühürü basıp götürüp görevliye göstereceksin. Ben buna verdim diye. Kime sayın vereceği gizli. Belli. Evet. Sayarken de gizli, arada kaçaklar varsa arada, ona da sayımın sonuçlarına sayanlar karar verecek. Erdoğan deklare etti. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Erdoğan'a bir saygımı da ifade edeyim bu vesileyle. Erdoğan'ın şuur altında neyi talep ediyorsa, neye kıymet veriyorsa, neyi arzu ediyorsa itiraf ediyor. Erdoğan bir şeye saldırıyorsa onu yapmak istediğini anlaşılıyor. Erdoğan iktidarının 20 senesini tek parti diktatörlüğü dediği şeye saldırarak geçirdi. Öykünüyordu çünkü. İstiyordu çünkü. Erdoğan yıllarca dış güçler işte demokrasimize saldırıyorlar, yaygarası çıkardı. Meğersem Erdoğan zaten demokrasiyi yok etmek istiyormuş da yok edeceği şeyi önceden egzersizlerini yapıyormuş. Açık açık söylüyor, devamında gidip yapıyor. Hocam adeta dönüm tarihi aslında 2018, malumunuz Erdoğan o Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getireceğini söylediğinde bu ülke tabii seçime gitti, referanduma gidildi ve seçim öncesinde hatırlayın ne diyordu? Verin şu kardeşinize oy diyordu, enflasyonla, menflasyonla, faizle, maizle diyordu. Nasıl mücadele edeceğiz, nasıl düşüreceğiz göreceksiniz diyordu. Hocam ilginç bir veri var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin resmi olarak başladığı 9 Temmuz 2018 tarihinde dolar 4,5, euro ise 5,3 civarında. Erdoğan'ın TRT'de konuştuğunda yani bugünün Türkiye'sinde dolar 8,62'yi geçerek rekorlar kırdı. O gün bugündür hocam. Aslında o gün bugündür.
o yetki verildiğinden beri resmi olarak tek adam rejimini Türkiye'nin kabul ettiğinden beri aslında hiçbir veri olumlu anlamda yükselmiyor. Ülke her anlamda daha da dibe doğru inmeye devam ediyor düzenli olarak. Turan Bey, Erdoğan göreceli olarak konuşuyorum. 2000'li yılların ilk yarısında, yani 2003 yılında iktidara geldi. 2008'de bir kriz başladı. Bu aralıkta göreceli olarak dünya sistem uygun olduğu için, dünyada para bol olduğu için, IMF reformları 2001 krizinden sonra Erdoğan'dan önceki koalisyon hükümeti tarafından yapıldığı için, ekonomi düzgün bir patikaya girebildiği için, Avrupa Birliği reformlarını Erdoğan kendisini gizlemek için mecburiyetten yapmak zorunda kaldığı için ekonomide göreceli bir toparlanma oldu. Sular bol akıyordu. O sular bol akırken Türk ekonomisi sağlıklı bir şekilde dönüştürülmek yerine Ağustos böceği misali hazır para, dünyadan gelen hazır parayı yedi ve Cumhuriyet döneminin tüm birikimi haksız, zalim, gaddar bir özelleştirme planıyla, tekrar ediyorum, ben iktisatçı olarak Japonya'daki gibi, Almanya'daki gibi, dünyanın dört bir tarafında gelişmiş ülkelerde gibi bir özelleştirmeyi ben destekliyorum. Niye destekliyorum? Bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü insanımızı cahilin önde gideni ama fanatiğin de önde gideni yapmışlar. Herkesin kafasında her şeyi çözmüş, bir kenara koymuşlar. Bakın, özel sektöre devredilip devlet tarafından etkinlikle düzenlenen, denetlenen, şeffaf bir piyasa ekonomisi devletin bürokratları ve siyasetçilerin rey sandığına dönmüş, istihdam deposuna dönmüş, devlet çiftliklerinden, devlet kitlerinden daha iyidir. Türkiye durup dururken 1990'larda batmadı. Özel sektörde bir kişinin yaptığı işi devlet sektöründe, kamu sektöründe 10 kişi yapmadı. Çünkü siyasetçinin orası rey deposu, rant deposu. Japon özelleştirdi her şeyi, deli değildi Japon. Alman özelleştirdi her şeyi, deli değildi Alman. Özelleştirmeye değil, özelleştirmenin nasıl olduğuna, devletin çıkar gruplarından ve sermaye gruplarından ne kadar izole olarak hangi otonom kapasiteyle o kurumları, piyasa normlarını doğru, akılcı, rasyonel yönlendirebildiği, denetleyebildiği ile ilgili konuşmamız lazım. Şimdi bunu bir kenara koyuyorum ama Erdoğan bunu yapmadı. Erdoğan cumhuriyetin birikimini hazat mezat rüşvet cebine indirmek suretiyle tıpkı Türk Telekom özel örneğinde olduğu gibi Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren, mahremini ilgilendiren, stratejik çıkarlarını ilgilendiren bir kurumu 5 kuruş karşılığında 2 yıl, 5 kuruş demeyeyim, tamını söyleyeyim. Sadece 2 senelik karı karşılığında, 3 senelik, bilemediniz 4 senelik karı karşılığında Orta Doğulu bir Arap gruba sattı. Sırf gayrimenkulleri ödedikleri parayı tuttu. Ödedikleri para derken onu da düzeltelim, öyle bir para ödemediler. Erdoğan'ın tek baskısıyla Türk bankalarından ödeyecekleri parayı da kredi aldılar. Yani fiilen içeriye bunun için para bile getirmediler Turan Bey. Sonra da bıraktılar, borçlarını da taktılar, bir enkaza çevirip gayrimenkullerini satıp yiyip gittiler. Ve şu an Türk Telekom'un gerçek durumunun ne olduğunu bile bilmiyoruz artık. Dolayısıyla bu dönemi böyle kapattı. Halkıma feryat ederek çağrıda bulunuyorum. Bir, Erdoğan herhangi bir kutsalı savunmuyor. Erdoğan bir vatan savunusu peşinde değil. Erdoğan bir onur ve haysiyetli rejim peşinde değil. Erdoğan oturduğu koltuğu çok kirletmiş. Tanrısal egosuyla Türkiye'yi bir diktatörlüğe taşıyarak perdeyi ülkenin üzerine kapatmaktan başka hiçbir derdi yoktur. Erdoğan bir şeyin kavgasını filan onun dışında vermemektedir. Bu bir. İki,
Erdoğan iş bilen, liyakatli ekiplerden korktuğu için onurlu ve haysiyetli insanların onun suç ekonomisine, uluslararası silah kaçakçılığı operasyonlarına, zulmüne ortak olmayacağı için dosyası kirli hırsızları, katilleri, mafyaları buluyor. Onlara diyor ki, sizi hapisten çıkartmamı isterseniz hem çıkartacağım hem de ödül vereceğim size. Önemli yerlerin başına getireceğim, benim yapacağım suçların altına imza atacaksınız. Türkiye'de onursuz bulmak çok. Onursuz bulmanın çok olduğu bir medeniyette yaşıyoruz maalesef. Ve Erdoğan bu suçluları, bu onursuzları, bu haysiyetsizleri, bu insanlık fukaralarını buluyor, getiriyor çeşitli görevlerin başına, onlar da pervasızca Erdoğan'ın suçlarını taşıyorlar maalesef. Sonra başlarına geleceğini düşünmeden. Dolayısıyla Erdoğan Türkiye'yi yönetecek kadroları da tasfiye etti. İstese de yönetemez artık. Becermesi mümkün değil. Üçüncü olarak da zaten Erdoğan'ın ülke yönetme birikimi, vizyonu da yok. Çünkü kafasındaki model ne hazin bir şey. Kafasındaki özlediği model Osmanlı'yı bitirmiş, tarihin sahnesinden çekilmesine neden olmuş olan çürük bir tebaa sisteminin, çürük bir aile sisteminin, çürük bir sultanat sisteminin enkazlarıdır hayal edebildiği ve özlem duyabildiği şey. Onun için maalesef Erdoğan'ın geldiğinden beri Türkiye'nin cari açığı da düşmedi, arttı. Enflasyonu düşmedi, birkaç katına çıktı. İşsizliği düşmedi, birkaç katına çıktı. Borçları bütün Cumhuriyet'in birikimlerini satmasına rağmen Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıktı. Şirketlerin nefes alamayacak bir borç batağına girdi. Döviz, Hans ve Helga'nın avrosu, George'un doları, Erdoğan'ın ağzıyla konuşalım, onun o yakışıksız ağzıyla konuşalım, söyleyelim. Tarihte emsali görülmemiş bir seviye çıktı. 40-50 liralık yemek için turistler Türkiye'ye geliyor, çıkarken Turan Bey cebinden çıkarıp masanın üstüne iki tane bozuk avro atıyor. İki tane. İki tane iki avro atıyor. Bir tane bir avro atıyor. Cebindeki bozuk parayı Türk lirasına çevirdiğin zaman 50 TL yapıyor zaten. Affedersiniz, çok özür dilerim. Kenefe gitme parasıyla yiyip içip turistler Türkiye'de geziyorlar. Türk halkı da balkondan işsiz, umutsuz, heyecansız ve gelecek vizyonu olmadan bu manzarayı seyrediyor. Maalesef. Hocam, peki bütün bunlar olurken Türkiye İstatistik Kurumu hangi ülkenin verilerini paylaşıyor? Çünkü gördüğümüz kadarıyla onun paylaştığı veriler pek de Türkiye'ye uymuyor. Turan Bey, çok haklısınız. TÜİK biliyorsunuz şu an itibariyle iki tane önemli veri açıkladı. Birinci en büyük veri, takdir edersiniz ki, 2001 yılının ilk çeyrekteki büyüme verisini açıkladı ve bunun %7 olduğunu söyledi. Bu büyüme verisi tabii ki baz etkisi nedeniyle, geçen senenin aynı dönemindeki zayıf büyüme nedeniyle oraya mukayese edilerek söylendiği için sanki büyükmüş gibi oldu. Esasen büyük bir büyüme olmadığı gibi gerçek bir büyüme de değil. Bu bir. İki, Turan Bey, biz bir büyümeyin ne demektir yani? Ekonomi büyüdüğü zaman ne olur? Çok basitçe pasta büyür değil mi? Konuştuğumuz şey budur. Soframızdaki yemekler, 10 kişi şurada, soframızda 2 tabak yemek varsa 3 tabak, 4 tabak olur. Ve bunu daha iyi yer, daha iyi doyarız. Büyüme demek bu demektir. Şimdi Turan Bey, Türkiye'nin işsizliği %30. İstihdam artmıyor, düşüyor. Evet. Türkiye'nin gelir dağılımı pandemide bozulmaya devam etti. En kırılgan kesim olan KOBİ'lere, mikro işletmelere, işsizlere verilen kredi kaynak yok zaten. İşsizlik fonunu kullandırmak yok. İşçiden zaten kesilmiş olanı kullandırmak yok. Yine büyük şirketlere destekler sağlandı. Yine basılan para bankalar üzerinden zenginlere gitti. Dolayısıyla millet yine borçlandırıldı.
yine bağımlı hale getirildi. Aman bu hükümet gitmesin, biz borç ödemek zorundayız. Gelecekte ne olur belirsizliği korku olarak şuur altına pompalanarak Türk halkı kredi mekanizması üzerinden tutsak alınmaya çalışılıyor. Dolayısıyla gelir dağılımı da gitmiş. Büyümenin kaynağı geleceğimizi inşa eden yatırımlar mı? Hayır. 7 puanlık büyümenin 4,5 puanı yine, yani %50'den fazlası yine tüketim harcamalarından gelmiş. 3 puandan azı yatırım harcamalarından gelmiş. 1,1 puanı dış ticaretten kaynaklanmış. Ama Türkiye'nin enflasyonu kontrolden çıkmış. Türkiye'nin bu kurla bari cari dengesinin düzelmesi beklenirken cari dengesindeki düzelme sınırlı kalmış, tam tersi yeniden bozulma sürecine girmiş. Dış ticaret açığı yeniden son ayın, Mayıs ayının verileri itibariyle yeniden bozulma sürecine girdi. Dolayısıyla iç denge bozulmuş, dış denge bozulmuş ve Erdoğan, işte o yüzdendir ki Erdoğan'ın yalanları, bir de emrettim söyledim ki faizleri düşürsün derken enflasyon rakamlarının da böyle olacağı belliydi. Fakat size şunu söyleyeyim. Bakın, o TRT'deki konuşmadan unutmadan bir şey hatırlatayım ara bilgi olarak. Hı hı. Şimdi Erdoğan konuşurken o gece kurun fırlayacağını onlarca kez örneğini yaşadık. Erdoğan böyle saçmaladığında kurun fırladığını biliyoruz. Herkes biliyor. O gece kurun 8,80'e çıktığını birlikte yaşadık. Hatta 8,90'a çıktığını. Öyle hocam. Siz ve ben, halkımız bankalara gitsek veyahut da internete girsek veyahut da telefon açsak 24 saat telefon hizmetlerinden, desek ki benim paramı şu kurdan boz. Kimse bozmaz. Öyle bir şey yok. Peki Erdoğan bankalara emretse yandaşları o kurdan bozabilir mi? Defalarca bozdukları gibi yine bozar. O zaman ileride takip edeceğiz. Erdoğan'ın TRT'de konuştuğu gece kimler, hangi bankalardan, başta kamu bankaları olmak üzere ne kadar parayı bozdurarak cebine indirdi ve Türk milletinin ne kadar daha parasını çaldı, bunu takip edeceğiz. Bunu araştıracağız, bunu bulup ortaya çıkartacağız. Ve Erdoğan belli ki piyasalara bu kasıtlı manipülasyonu yapmak suretiyle maalesef Türkiye'de faiz ve kur lobisinin, bu çetenin başı da olmuş durumdadır. Erdoğan her çetenin, yani Recep Peker hükümeti her çetenin başı olduğu gibi faiz ve kur lobisinin de başı olmuştur. Maalesef, bakın bir şey söyleyeyim size Turan Bey. Büyüdü, etti, şu bu geldi deniyor. Bakınız, büyük parası olanlara, bankalarda 1 milyardan çok para tutanlara Recep Tayyip Erdoğan paralarını dövize geçirmesinler diye rüşvet gibi kazançlarından alınan vergiyi, yani stopaj vergisini iptal etti. Dedi ki ey zenginler, siz TL'de kalarak yüksek faiz geliri elde edin. O elde ettiğiniz faiz gelirinden biz vergi alırdık, onu da almıyoruz ve size bırakıyoruz. Bankalarda garip kurabanın 3 kuruşluk tasarrufu için yerli ve milli davranın diyor. Ulusal halkımız saldırı altındadır diyor. Milletimiz, vatanımız saldırı altındadır diyor. Dişinden tırnağından biriktirerek bankaya kerhen 3 kuruş para koymuş garibana, diyor ki sen gideceksin, faiz gelirinden vergi vereceksin. Erdoğan bu. Erdoğan bu. Erdoğan bu. Turan Bey, programın girişinde söyledim. İnsanlar tekrar dönüp oraya bakabilirler. İğneden ipliğe her şeyin zamlandığı, kamu zamları, evet, evet, dövizin fırladığı, dövizden ithalat üzerinden içeriye gelen enflasyon, kredi mekanizmasından içeriye gelen enflasyon, emisyon mekanizmadan içeriye gelen enflasyon, petrol doğalgaz zamlarından gelen enflasyon, vergi artışlarından gelen enflasyon, bütün bunların sonucunda enflasyonun Mayıs ayında ve Haziran ayında çıldırmış olması beklenirdi. Doğrusu budur. Ben iktisatçıyım. Ama Erdoğan emir verdim dedi ya, işte zaten TÜİK Başkanı, daha yeni TÜİK Başkanı ne demişti Turan Bey? Ya zaman zaman bazı ricalar oluyormuş dedi. Daha önce istifa eden TÜİK Başkanı ne demişti?
Devletten veri toplayıp bunları hesaplayıp açıklamamız lazım. Devletin kurumları TÜİK'e Erdoğan'ın talimatıyla verileri ya vermiyor ya da Erdoğan'ın istediği manipülasyonları yaptıktan sonra veriyor. İşte şimdi Mayıs ayının enflasyonu iyi mi? Mayıs ayının enflasyonu 0,89 olarak önce açıklandı sistemde. Önce sisteme TÜFE artış oranı merkezi dağıtım sistemine Turan Bey 1,44 olarak Mayıs ayında enflasyonun artış oranı yansıtıldı. Sonra dediler ki yok orada bir yanlış anlaşılma var. Enflasyon aslında sadece 0,89 arttı. Yani %1'in altında arttı dediler. Şimdi bir kere burada bir karmaşa oldu. Ben size ne olduğunu söyleyeyim. Kendi hesapladıkları enflasyon, ki o bile gerçek değil, 1,44 olarak bulunca talimat gelmiş. Siz deli misiniz ya? 1,44 açıklarsanız yıllık enflasyon %17'nin üstüne çıkacak. %17 ve üzeri psikolojik bariyer. Böyle olursa bizden faiz artışı isteyecekler. Siz deli misiniz? Derhal onu düzeltin gidin. O zaman masa başında kalemle yazıyorsun. Tamam. Bakın. Yıllık enflasyon nasıl çıktı biliyor musunuz? 16,59. 60 da değil. Böyle yani. 17'nin dibinde, psikolojik şeyin dibinde tuttular onu ki enflasyon öyle de artmaya devam ediyormuş imajı versinler diye. Ama ilk o yaptıkları enflasyon hesaplamasını anladığım kadarıyla sistemde unutmuşlar. Kalemde yazdıklarıyla sistemde çıkan birbirleriyle çatışmış rezil kepaze oldular. Bunu düzelttiler sonradan tabii ama durum politpro istatistiğidir. Nitekim bakın enflasyon araştırma grubunun yine Mayıs ayı ile ilgili olarak aylık enflasyonu %3,94 aylık. Bu yıllık %40'ın üzerine çıkıyor Turan Bey. İşte Türkiye'de durum budur. Peki ne oldu? Her cepheden yalan söylediğinde ne oldu Turan Bey? İşte biz bu cuma itibariyle bu programı yapıyoruz. Ama perşembe günü işte akşam itibariyle kur neydi siz söylediniz. Kur 8.60'ın üzerine çoktan çıkmış. Evet hocam. Avro 10.50'ye çıkmış. Evet. İşte geçen hafta da demiştik değil mi? Bundan sonra her hafta rekor, her ay rekor ve o iş başladı. Hocam maalesef doğayı da öldürüyorlar. Bu kısmı da konuşmak istiyorum. Yani yeşile zaten bir düşmanlık var. Yeşilin peşkeş çekilmesi var. Defalarca biz bu programda konuştuk. Kuraklık tehdidini konuştuk. Ondan sonra Cengiz'e peşkeş çekilen yerleri konuştuk vesaire vesaire. Ama hocam bu kez maviyi de yok ediyorlar. Adeta Marmara ölüyor hocam. Evet Turan Bey, daha sadece 2 ya da 3 hafta önce burada ben gündeme biliyorsunuz Ergene Nehri'ni getirmiştim. Ergene Nehri'nden bir profesörün Ergene Nehri'nin kaynağından aldığı suyla denize döküldüğü yerde aldığı suyu karşılaştırıyor. Kaynağında pırıl pırıl olan bir su denize döküldüğü yerde adeta bir leşe, lağım suyuna dönmüş durumda. Ve o lağım suyu Turan Bey maalesef şimdi Marmara Denizi'ne basılmaya başladı. O Ergene'nin suyunun arıtılması, sanayi tesislerinin o Ergene Nehri'nden çekilmesi, Çorlu, Trakya bir ülkenin oksijen deposu, Trakya Türkiye'nin son önemli tarım deposu, hayvancılık üssü, Trakya'nın bu özellikleri var. Türkiye'nin en tarıma uygun, en hayvancılığa özellikle organize, ölçek ekonomisi yakalamış hayvancılığa. Ben hayvancılık sektörü uzun yıllar çalıştım. MÜSİAD'a danışmanlık yaparken de orada Türk tarımı nasıl kurtulur diye 3 ciltli kocaman bir çalışma yaptık orada. Kime duyuracaksın? Ben o Trakya'daki organize Avrupa'nın yeşil bayrak almış çiftliklerini çiftlik çiftlik çalıştım. Çiftlik çiftlik gezdim, ziyaret ettim. Sorunlar nelerdir? Toprakların birleştirilmesi ve büyük ölçekli yonca yetiştirilmesi, ot yetiştirilmesi, saman yetiştirilmesi. Ya bunu da ithal ediyorsun. Ya tarımın A'dan Z'ye işte şimdi öldürülüyor.
Baktı ki Recep Tayyip Erdoğan, ithalattan aldığım rüşvet, ithalatçıdan kestiğim rüşvet ve vergi daha karlı, Türk tarımını yok etmeyi göze aldı. Trakya, Trakya değil sadece yani. Trakya çok mühim bir yer. Ve orayı maalesef İstanbul'un sanayisini vahim bir şekilde, Marmara bölgesini büyük bir hızla sanayi bölgesinden çıkartıp temiz sanayiye, hizmet ekonomisine döndürmek gerekirken vahşi sanayinin merkezi yapmaya devam ettiler ve orayı Trakya'ya, Çorlu'ya, Tekirdağ'a doğru püskürtmeye başladılar ve o Ergene çayı, nehri şimdi zehir akıyor ve onu alttan Marmara Denizi'ne pompalıyorlar. Şimdi bunun devamı gelecek ve zaten Marmara Denizi'nde son günlerde ortalığa saçılan o kusmuk, evet, Marmara Denizi ölüm kusmuğu atıyor artık. Balık nesli yok edilmiş ve Marmara ölümünün son sinyallerini veriyor. Ve hatırlayın Turan Bey, biz burada bu iklimdir, çevredir diye yırtınıyoruz, yırtınıyoruz. Çünkü ülkemizin bundan daha önemli bir geleceği yok. Bakın ey Türk milleti, 50 sene sonra ülken kuruyacak. Ülkende yaşayamayacaksın. Ülkene ya yağmur seller şeklinde inecek, ya ülkene aylarca yağmur düşmeyecek, bitki örtüsü kuruyacak, hiçbir tarım yapamaz hale geleceksin. Antalya'dan Rusya'ya sattığın domates ve hıyarı, Rusya'nın Karadeniz sahillerinde üretmeye başladığı örtü altı tarımı olarak geri ithal edeceksin. Bakın Turan Bey, bakın bunu kayıtlara düşürüyorum. Türkiye gelecek 20 sene zarfında Rusya'ya domates, sebze, biber satan ülke olmayacak. Rusya'dan bunları ithal eden ülke olacak. Tahılın her türlüsünü, sebzenin de artık önümüzdeki dönem. Ya Türkiye nasıl ayakta kalacak? Daha şu an itibariyle mercimeğinden tutun nohutuna kadar, fasulyesine kadar bu yıl için kesinleşti. %90 oranında kuraklıktan bitti. Olmayacak öyle bir şey. Dünyada tarım ürünlerinin fiyatı almış başını gidiyor. Garip kuraba 9'u görmüş, 10'u görmüş dolarla ithal edilmiş zaten pahalı tarım ürünleriyle nasıl yaşayacak? Nasıl bunları alacak? Türk milleti ölüyorsun, ölüyorsun. Bir gün şu çığlıklarımı duyacaksın, sokaklara inmelisin. Bu hırsız haramzadeleri kovmalısınız bu ülkeden. Kovamazsanız da kölesi olacaksınız ve çocuklarınızın geleceğini toprağa gömeceksiniz. İşte şimdi bakın, plastik ve çöp ithalatı geçici olarak yasaklandı. Erdoğan seçime gitmek zorunda ya. O yüzden yasakladı. Evet. Evet. Seçimden sonra bunları açacak. Hiç kuşkunuz olmasın. Türkiye Avrupa'nın, İngiltere'nin çöpünü almaya devam edecek. Ama Erdoğan seçime gitmek zorunda olduğu için şimdilik, bakın bir şey daha olacak. Şimdi Kaz Dağları'ndan kovulan Kanadalı altın şirketi. Orada yüzlerce dekanlık dağları oyup yok ettikten sonra Erdoğan dedi ki ben sizi çağıracağım ama şimdilik taşıyamam sizi sırtımda. Kaybolun ortalıktan. Zannediyor musunuz ki Kanada şirketi gitti? Hayır, gitmedi. Erdoğan o son darbeyi indirmeye hazırlanıyor. O çok partili seçim bize uymaz. Hatta ben size dahasını söyleyeyim Turan Bey. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, o köhne zihniyeti diyor ki, seçim nedir ya? O seçildiği sürece millet iradesi. Seçim nedir ki? Allah'ın kanunlarını halka mı seçtireceğiz diyecek. Halk kimdir ki hakkı seçecek? Hangi kafa yapısı hakkı seçme hakkını halka verecek diyecek. Defter kapanıyor. Defter kapanıyor. İşte o zaman o çöpler de gelecek. O ülke de kuruyacak. O halk da köleleşmiş olacak. Hocam son olarak da isterseniz Sedat Peker gündemiyle bağlayalım. Bir iki cümle söylemeden geçmek olmaz. Çünkü bu pazar günü bir video yayınlayacağını söylemişti ama Erdoğan'la ilgili. Sonrasında biliyorsunuz mesaj paylaştı ve Erdoğan'ın Biden'la önemli bir görüşmesi var 14 Haziran'da. Dedi ki ben ajan değilim,
14 Haziran'dan sonra helalleşme videosunu yayınlayacağım dedi. Ha, şu mesajı da veriyor. İşte ben geri adım atmadım, benim sözüm sözdür vesaire gibi mesajlar da veriyor. Ne oluyor hocam? Bir pazarlık mı dönüyor? Açıkça söyleyeyim Turan Bey, ben bu çete reisinin üzerinden konuşmak zorunda kalmayı zulalet ediyorum. Niye zulalet diyorum? Şu çete reisinin işlediği ortak suçları şimdi deşifre ediyor, itiraf ediyor. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Biz bu suçların ötesinde büyük resmi anlattığımızda şu olup bitenlerde yeni olan ne var? Bizim aylardır ya bak, ben çünkü ben akademisyenim. Ben neyle konuşurum? Önümüzden gelip görebildiğimiz verilerle konuşuruz. Sayıştay her şeyi bulamıyor. Her şeyi açıklayamıyor. TÜİK doğru veri vermiyor. Merkez Bankası doğru veri vermiyor. Kurumlar doğru veri açıklamıyor. Toplantılar şeffaf olmuyor. Dolayısıyla biz böyle tabiri caizse iğnenin ucuyla, cımbızla bir şeyler bulup edip ortaya çıkartıp onları böyle puzzle tamamlar gibi tamamlayıp entelektüel birikimimizde, benim acizane Türkiye'nin arka sokaklarına dair, zihniyet arka planına dair birikimimle bunları bir harmanlayıp bir sonuç üretmeye çalışıyoruz. Ama şimdi bu çete reisinin ifade itiraflarıyla birlikte biz büyük resmi feci halde aylardır yakaladığımızı ve söylediğimiz anlaşılıyor zaten. Şimdi mevcut tabii ki durum şudur, bilirsiniz yani şimdi çeteler dışarı salınmış mı? Bunlardan bir tanesi her ne olmuşsa orada bir aralarında bir şey olmuş. Pastayı paylaşırken, haramzadeliği paylaşırken, katillik iş bölümünü yaparken aralarına bir şey olmuş. Bunlardan bir tanesi gitmiş diğerlerine dışarıdan saldırıp duruyor. Benim için hikaye bu kadar. Bu saldıran adam vatansever mi? Kendine insan öldürme, mala çökme, uluslararası silah kaçakçılığı yapma, bilmem ne görevini veren Türk devleti kime yetmiyor? Türkiye'nin anayasası kime yetmiyor? Anayasası yetmeyen, yasaları yetmeyen, kanunları yetmeyen, uluslararası anlaşmaları yetmeyen, parlamentosu yetmeyen, yargıçları yetmeyen bir ülkeye ne denir Turan Bey? Oraya çete devleti denir. Erdoğan da çete devletinin lideri. Şimdi bizim kalkmışlar, biliyorsunuz bu değnekçilik diye bir şey vardır. Arabanızı bir yere park edersiniz. Birisi gelir size yaklaşır, der ki abi arabanızı çizerler, ben sizin arabanızı bekleyeyim burada. Çizecek olan kişi zaten kendisidir. Ona vermen lazım ki çizmesin. Şu an Türkiye'nin bu mafya ile, yani bu konuşan adamlar bu kişiler yani. Diyor ki biz gittik oraya, vatan delisiyiz. Yani bir de şey vardır ya, maalesef o da vardır. Türkiye biliyorsunuz, itiraf edelim, mahalle mahalle mafya teslim edilmiş bir ülkedir. Türkiye'de birkaç tane paralel devlet vardır. Birkaç tane paralel yapılanma vardır. Bunların bazıları Erdoğan'ın paralel yapılanmasıdır. Bazıları da dolaylı olarak Erdoğan tarafından kontrol edilen paralel yapılanmalarıdır. İşte sizin mahallelerde esnafa kapı kapı dolaşmakta ve demektedir ki bize şu kadar para vermek durumundasınız. Abi sana niye para vermemiz lazım? Biz vergi veriyoruz. Devletten güvenlik sağlamasını bekliyoruz. Askerlik yaptığımız için, vergi verdiğimiz için, vatandaş olduğumuz için bizim güvenliğimizi sağlayacak bir devletimiz var. Tabii bunu diyen de inanmıyor ona. Diyor ki, peki siz beni kime karşı savunacaksınız ki diyor. O da diyor ki, abi doğrusunu söylemek gerekirse delikanlı adam ya, mafya ya, delikanlı ya. Delikanlık böyle bir şey. Sizi kendimize karşı savunacağız abi, doğrusunu söylemek gerekirse. Verin bize bir para, sizi kendimizden koruyalım. Şu ülkenin düştüğü durum budur. Şimdi çok komik bir hikaye anlatılır, ben onu anlatacağım izninizle. İşte bir şovmen bir programda konuşma yapıyormuş. Çok da nükteden birisiymiş. İçeriye çok güzel bir kadın gelmiş. Kim olduğunu bilmez, etmez. Demiş ki şununla bir espri yapayım demiş. Çok özür dilerim. Olmuş bir şey değil. Fıkra gibi anlatılıyor ortalıkta ama benim işime yarayacak şu an. Kadına laf atmış oradan. Demiş ki benimle bir gece olmak için size 10 milyon dolar veriyorum. Kabul eder misiniz? Çok güzelsiniz. Kadın demiş ki çok ahlaksız, terbiyesiz, ukalaca bir şey söyledim. Bu nedir şimdi demiş. Tamam demiş, o zaman sana 100 milyon dolar teklif ediyorum. Fıkraya göre kadın demişmiş ki
Bir düşünelim o zaman. Bu sefer komedyen demiş ki güzel. Şimdi senin ne olduğunda anlaştığımıza göre şimdi gerçek fiyatını pazarlığına geçebiliriz. Şimdi Erdoğan'ın Türkiye ile çektiği muamele bu muameledir. Türkiye uluslararası arenada pazarlık masasında, içeride mafyaların, çetelerin pazarlık masasında, kucaktan kucağa oturtulan bir ülke görünümünde bu mal kaç liraya satılır, kaç lira kazanılır pazarlığı yapılmaktadır. Bu çok zoruma gidiyor açıkçası. Ve bir şeyle bitireyim. Biliyorsunuz bir siyasetçinin Sayın Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar maaş aldığı açıklandı. Sedat Peker dürüst olmadığı için bunu da açıklamak yerine bununla da pazarlık yapıyor. Mustafa Şentop bunun kim olduğunu İçişleri Bakanı'nın açıklamasını istedik diye yalan söyledi. İstediysen açıklasın o zaman senin İçişleri Bakanı'nın. Meclise gen soru önergesi verildi. Bu da açıklanmadı. Fakat bir tane kişi var ki demişti ki Türkiye'deki hakim ve savcılar, Türkiye'deki yargıçlar, Türkiye'deki bazı dindarlar bizim günah işleme özgürlüğümüzü elimizden aldılar. Evet, Türkiye'deki bir milletvekili Türk halk bizim günah işleme özgürlüğümüzü ne tür günahlar Turan Bey? Çalma özgürlüğü, çırpma özgürlüğü, mala çökme özgürlüğü, Türk milletinin mallarını peşkeş çekme özgürlüğü, ırza geçme özgürlüğü, uyuşturucu ticareti özgürlüğü. Bunlara özgürlük demişler ve bunu engelleyen savcıları, hakimleri bunlar ne biçim insanlar ya bizim özgürlüğümüzü engelledi dediler. Bakın suçlular yargılanmıyor. Mafya Hocam bu arada yargılanmıyor. o sözleri söyleyen de yine bugün ismi çok konuşulan Metin Külünk'tü. Evet, ben kasıtlı 17 Aralık'ta. dememiştim. Evet. Evet. Ben Şimdi söylemiş Turan olayım Bey, hocam. Ben söylemiş eyvallah. olayım. Şimdi Türkiye'den, bakın Türkiye'den bu hırsızlara, bu çetelere, bu ülkede yasalar var. Bu ülkede hukuk var. Bu ülkede kurumlar var. Bu ülkede bir modern devlet var. Bunları yapamazsınız diyenleri Evet. tasfiye ettiler. Evet. Türkiye'nin iyilik damarı çekildi. Türkiye'nin güzel çocukları çok Turan Bey, çekinmeye gerek yok. Ben Türkiye'nin güzel çocuklarındandım. Ben gittim bütün ülkelerden geri döndüm. Ben geceleri gözlerimden uykular aka aka her gün 10 saat ders çalıştım. Girdiğim bütün okullarda derece yaparak bitirdim. Benim o ülkenin iyiliğinden başka hiçbir hayalim yoktu. Ben konuşmamalıydım ki, ben yazmamalıydım ki, ben yersiz yurtsuz kalmalıydım ki Erdoğan ve çeteleri iyi çalsın diye. Türk milleti benim yok oluşumu seyretmiştir. Benim gibi binlerin yok oluşunu seyretmiştir. Ve şimdi Türkiye kadavraya dönmüştür. İyilik damarı çekilmiş olan bir kadavraya dönmüştür. Bakın çeteler serbest. Erdoğan'ın yolsuz bakanları serbest. Damadı serbest. Oğlu serbest. Çalmaya da devam ediyorlar. Yolmaya da devam ediyorlar. Bakın şu an dünya neyle çalkalanıyor biliyor musunuz? Tam 1995 yılından beri Kırgızistan'da eğitim faaliyeti yapan Kırgız hükümetinin gururumuzdur, onurumuzdur deyip ödüllendirip bir de vatandaşlık verdiği bir Türk şimdi kaçırılmış, Türkiye'nin büyükelçiliğinde olduğu düşünülüyor. Kırgız halkı Türk büyükelçiliğini kuşatmış durumda. Hırsızlar verin vatandaşımızı. O faydalı bir insandır. Bu kişi öğretmen, öğretmen. Uyuşturucu ticareti yapmıyor Venezuela üzerinden şuradan buradan. Silah kaçakçılığı yapmıyor. Ve şu an Kırgız halkı Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde dünyaya bağırıyor. Haydut devlet vatandaşımı ver. Türk halkı seyretsin bakalım. O yuttuğu FETÖ zokasıyla, muhalefetin de yuttuğu o FETÖ zokasıyla hep söylediğim lafı söyleyerek bitiriyorum. Recep Tayyip Erdoğan istikballerine yürüyor. Son vatan kalelerine yürüyor. Yatak odalarına yürüyor. İzzeti nefislerine yürüyor. Türk milletinin ayağa kalkma ihtimali var mıdır bilmiyorum.
Ama ülkeme yardım edememiş olmaktan dolayı da çok üzülüyorum Turan Bey. Teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, çok ağır bir gündem. Ağır konular var. Kaygılanmamak elde değil sevgili seyirciler. İbrahim Öztürk'ün de herhalde programın başından sonuna kadar anlatımlarındaki o kaygıyı ifadelerinden zaman zaman duygusallaşmasından da anlıyoruz. Size de geçiyordur. Dedim ya programın başında bu olağanüstü gündemde haliyle programın pazar günü olan günü de değişmek zorunda kaldı. Sıcak gündeme göre bazen cuma, bazen perşembe, bazen cumartesi alabiliyoruz. Bu değişiklikleri de size önceden duyuruyoruz, duyurmaya gayret ediyoruz. Bu haftada cuma günü çekmiş olduk, karşınıza çıkmış olduk programı. Haftaya bir başka programda yine görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.